Merhaba değerli arkadaşım ben İMT Hoca. Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankasından test 78'i birlikte çözüyoruz. Aşağıda verilen dikdörtgen biçimindeki basketbol sahasının alanı 16 a eksi kare 25 b karedir. Buna göre bu basketbol sahasının metre cinsinden çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bir kere şurada iki kare fark özdeşliğini görüyorum ya. Bu 16 a aslında neyin karesi? 4 a'nın karesi. Yani şöyle yazabilirim bak. 4 a'nın karesi eksi 5B'nin karesi. Bu şekilde yazabilirim. Ve ben bunu terimlerin farkıyla terimlerin toplamının çarpımı şeklinde yazabilirim. Yani ne demek hocam o? Şu 4A eksi 5B bak terimlerin farkı çarpı terimlerin toplamı. He, o zaman hocam burada kenarlar şöyle bir şey olabilir. Yani burası 4A artı 5B olabilir. Burası da 4A eksi 5B olabilir. E ben burada çevre uzunluğunu bulmak istiyorsam bunları ne yapmam lazım? Toplayıp 2 ile çarpmam. Çünkü iki tane kısa kenar iki tane uzun kenar olduğu için toplayıp 2 ile çarpmam lazım. Şimdi bu ikisini toplarsam ne oluyor? Dikkat et 4A eksi 5B ile 4A artı 5B'yi toplarken oradaki o 5B'ler gider. Geriye ne kalır? 8A. Tabi bunun iki katını alacağız çevre dediği için o da ne yapar 16A yapar bak Adana'da bekliyor 8A. Doğru cevap ne olmuş oldu? Denizli olmuş oldu. Aşağıdaki cebir karolarıyla şekildeki modelleme yapılıyor. Bu modellemeye göre cebirsel ifadenin çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada biz e, alandan gidecek olursak yani şimdi... Bu modelleme olduğu için böyle bu arada normalde hani eksi x diye bir alan olmaz. Ancak biz şunu söyleyebiliriz. Ya burada x kare yani şunu gördüğümüzde eksi x'i temsil ediyorsa x kare eksi 4x artı 4 var. Bu şimdi ne demek? Bu aslında x eksi 2'nin karesi demek. Çünkü birincinin karesi x kare. Birinci ikincinin çarpımının ilk katı bak. Eksi 2 ikisinin iki katı eksi 4x. ikincinin karesi eksi 2'nin karesi artı 4. Hakikaten x 2 ile x 2'nin çarpımı olmalı yani x 2'nin karesi olmalı. Doğru cevap burada A seçeneği Adana olmalıdır. Karedik prizma biçimindeki bir kütük tabanı yere paralel olacak şekilde belirli bir yüksekliğe kadar aşağıdaki boya kutusunun içine batırılıp çıkarılıyor. Buna göre kütün boyalı olmayan kısmının yüzey alanını Santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifadenin çarpanlarından biri. Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ya şimdi bak bu kare prizma şeklinde ya burası A burası A. Bir kere şurası artık hani tabanı değdi. O alttaki taban yok sadece üstteki taban var. Şurası A kare. Bak bunu bir yazdım A kare. Sonra artı 4 tane bak yan yüz var. Görüyor musun bak 1 2 göremiyorsun. Arkada var solda var toplam 4 tane yan yüz var. Şimdi burası B olduğu için şu uzunluk B eksi 2'dir. Şurası da A olduğu için A ile B eksi 2'yi çarparız. O zaman şöyle diyelim mi? 4 tane A ile B eksi 2'yi çarpıyoruz diyebiliriz. Ve bunu şöyle dağıtalım. A kare ek artı, eksi diyordum ha, artı 4AB. Bak 4AB. Sonra 4A ile eksi 2'yi çarparsak eksi 8A. Şimdi bunun çarpanları ne olabilir dediğimizde bunu A parantezine alıyorum. Tamam mı? Sadece alabileceğim zaten A ortak çarpanı var burada. O zaman A parantezinde A artı 4B eksi 8. Bak A artı 4B eksi 8 nerede var? Denizli'de var. Doğru cevap Denizli olmalıdır. Yani burada A ile A'yı çarptın A kare. A ile 4 b çarpın, 4AB. A ile eksi 8'i çarpın, eksi 8A. Ya o ince şeyleri de burada görebiliyorsunuz artık aslında bu soruları çözdükçe. Aşağıda verilen kare biçimindeki kağıdın her köşesinden bir kenar uzunluğu x birim olan kare biçimindeki parçalar kesilip atılıyor. Tamam. Buna göre kalan kağıdın bir yüzünün birim kare cinsinden alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi büyük karenin alanından şu dört tane küçük kare çıkarılacak. Burası 3Y, şurası X, burası X. O zaman 3Y artı 2X'in karesinden neyi çıkarıyorum? 1, 2, 3, 4, 4 tane X'in karesini çıkarıyorum. Şimdi burada iki tarz yapılış şekli var. Ya terimlerin farkı, terimlerin toplamı olayını yapacaksın ya da şunun direkt karesini alacaksın. Bunun karesini nasıl alabiliriz hocam? Bunun karesini de şöyle alabilirsin. 3y'nin karesi 9y kare. Birinci ile ikinciyi çarptın. 6xy 2 katı 12xy. Iki İkincinin karesi 4x kare. Sonra da eksi 4x kare var zaten. Bak hop hop onlar gitti zaten. Ayarlanmış görüyor musun? Sonra burada 3y parantezini alırsan. Bak şu 3y ile 3y'nin çarpımı. Şu da 3y ile 4x'in çarpımı. 3y'ler ortak olduğu için 3y parantezinde 3y artı 4x diye bunu yazabiliriz. Gerçekten bakın 3y parantezinde 3y artı 4x o parantezin içinde yerleri değişmiş ama problem değil tabii ki bu böyle yapılabiliyor. O zaman doğru cevabımız burada Adana olmalıdır. Kısa kenar uzunluğu 3 birim olan dikdörtgen şeklindeki renkleri dışında özdeş 4 kağıt şekildeki gibi uzun kenarlarıyla kısa kenarları ve birer köşeleri çakışacak biçimde birleştirilerek kare biçiminde bir çerçeve oluşturuluyor. Bak bu kare biçiminde tamam. Çerçevenin ortasında oluşan ve resim konulan bölgenin alanı 9'a kare eksi 30'a artı 25 birim kare olduğuna göre çerçevenin çevre uzunluğu kaç birimdir denilmiş. Şimdi burada şu 9a kare eksi 30a artı 25 niye verilmiş? Neden verilmiş? Niçin verilmiş? Çünkü bu 9a kare 3a'nın karesi. Tamam. Bu 25 de 5'in değil eksi 5'in karesi. Niye hocam eksi 5'in karesi dediniz? Çünkü ortada bak dikkat et. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı oluyor mu? Oluyor. 3 çarpı a ile e, 3a ile eksi 5 çarptık eksi 15a 2 ile çarptık eksi 30a. Yani aslında burası 3a eksi 5'in karesi demek. He. Hocam o zaman bu kenarlar 3a eksi 5 yani şurası 3a eksi 5 tamam. E burası da 3 olduğu için o zaman şöyle bir şey düşünebiliriz. 3a bak uzun kenarların. 3a eksi 5 ile 3'ün toplamından 3a eksi 2 bir 3 de buradan geliyor. O zaman şurası ne oluyor? 3A artı 1. He hocam 3A artı 1 ise burası da 3A artı 1. Burası da 3A artı 1. Burası da 3A artı 1 olduğu için 4 tane 3A artı 1'dir. Doğru cevap A seçeneği Adana olmalıdır. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin 2x eksi 5 ile çarpımı 4x kare eksi 25 e eşittir. Şimdi bak bu 2x'in karesi eksi 5'in karesi anlamına geliyor 2 kare farkı özdeşliği. Ve biz bunu terimlerin farkıyla terimlerin toplamı çarpılacak şekilde yazabiliyoruz 2 kare farkı özdeşliğinden. O zaman sen 2x-5 ile neyi çarpmalısın? 2x artı 5 çarpmalısın. Doğru cevabımız denizli olmalıdır. Aşağıda ölçüleri verilen kare biçimindeki kartonlardan karesel parçalar çıkarıldığında elde edilen verilen boyalı bölgelerden hangisinin alanı x eksi 3 çarpı x artı 3 ile özdeştir. Yani bu ne demek? x eksi 3 x artı 3 terimlerin farkı terimlerin toplumunda çarpılıyorsa iki kare farkı özdeşliği demek. Yani biz burada x kare eksi 3'ün karesi bir diğer de işte x kare eksi 9'u görmeye çalışacağız. Bu olmaz. Ancak şu olur. Neden? Bak büyük kare x kare. Şurası da 3 üç kere 3'ten 9. Yani x kare eksi 9 x kare fark özdeşliği doğru cevap Bursa olmalıdır. Aşağıdaki şekilde verilen sarı boyalı karesel bölgenin alanı x kare eksi 2x artı 1'dir. Bu ne demek? Birincinin karesi bak. Birinci ile ikincinin çarpımının katı ikincinin karesi. Yani aslında x eksi 1'in karesi demek. Yani o zaman senin o karenin kenar uzunlukları x eksi 1'e x eksi 1 olması lazım. Tamam. O zaman burası bak. 4, 3 daha 7. x eksi 1'e 7 eklersen şu kenar ne olmuş olacak? x artı 6 olmuş olacak. Burası x eksi 1. x eksi 1'e yine 7 eklersen ne olacak? Burası da x artı 6 olmuş olacak. Zaten bu bir kare olduğu için burası x artı 6 ise burası da x artı 6 olurdu. Tamam. Şimdi onun alanını bulmak istiyoruz. ABCD karesinin alanını bulmak istiyoruz. x artı 6'nın karesidir. x artı 6'nın karesi dediğimizde de Yine birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı. 6x'in ilk katı ne yapıyor? 12x yapıyor. Sonra artı ikincinin karesi artı 36 yapıyor. Bu da nerede var? B seçeneği Bursa'da var. Aşağıda verilen kare biçiminde özdeş iki peçetenin üst üste konulmasıyla oluşan şekilde peçetelerin kesiştiği kare biçimindeki kısım koyu renk ile gösterilmiştir. Tamam. Buna göre peçetelerin kesişmeyen kısımlarının santimetre kare cinsinden alanları toplamını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Ya şimdi bak bu şu büyük kareden küçük karenin alanını çıkarıyorsun. Yani a kare eksi 9 demek. Yani a kare eksi 3'ün karesi demek. Bir diğer deyişle. O zaman sen bunu nasıl yazacaksın? a eksi 3 çarpı A artı 3 şeklinde yazabilirsin. İki kare farkı özdeşliğinden. Yalnız bundan iki tane var. Bir burada var bir de burada var. O zaman bunu ne yapman lazım? 2 ile çarpman lazım. Dikkat. O zaman 2 çarpı A eksi 3 çarpı A artı 3 nerede var? Ceyhan'da var. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Aşağıdaki şekilde ABCD ve AEFG birer karedir. BE uzunluğu 10 cm. Yani şu uzunluk 10 cm. GD uzunluğu 4 cm. Yani şurası 4. Tamam eğer biz burada karelerin alanları farkını bulmak istiyoruz şuraya ben x desem şuraya y desem şurası da ne olur y olur değil mi? Bak burası y burası y kare zaten bu o zaman aslında ben buradan şunu anlıyorum 4 artı y ile x birbirine eşit 4 artı y ile x birbirine eşit. Bir de x artı y bak be uzunluğu x artı y ne olması gerekiyor? 10 olması gerekiyor. O zaman ben bu y'yi şu tarafa gönderirsem aslında şunu da elde etmez miyim? x eksi y eşittir 4. Bak terimlerin farkını 4, terimlerin toplamını 10 buldum. Şimdi karelerin alanları farkına geçiş yapabilirim. Bu da ne demektir? x kare eksi y kare demektir. Yani bir diğer deyişle x eksi y çarpı x artı y demektir. Tamam hocam zaten x eksi y'yi 4 bulduk. x artı y'yi de 10 bulduk. O zaman 4 çarpı 10'dan 40 yapar. Doğru cevap ne olmalı? Denizli olmalı. Bir kenar uzunluğu a olan eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tür. Tamam. Aşağıda verilen 24 a artı 12 b santim uzunluğundaki tel kıvrılarak bir eşkenar üçgen elde edilmiştir. Yani bunun bir kenar uzunluğunu buluruz. 3'e böleriz bunu. Çünkü 3 eş parçadan oluşuyor ya, üç 3 tane eşit kenardan oluşuyor ya. O zaman 8A artı 4B. Tamam mı? Bir kenarın bu. Telin uç noktaları çakıştığına göre oluşturulan eşkenar üçgenin alanı santimetre kare cinsinden veren cebisel ifadenin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. O zaman A kare dediği için 8A artı 4B'nin karesini alacağım. Ancak burada 4 e, ortak çarpan olduğu için şöyle yapacağım bak. 4 parantezinde 2a artı b'nin karesini alacağım. Tamam mı? Sonra kök köküçle çarpacağım. Sonra da 4'e böleceğim. Bak formülde yerine yazdım. Şimdi 4'ün karesi ne? 16 hocam. 16 çarpı 2a artı b'nin karesi olduğu için 2a artı b, 2a artı b diye böyle yazabilirim. Çarpı köküç bölü 4. Sadeleştirme var. Bunu artık sadeleştirebiliriz. 4 ile 4 bir kere. 16 ile 4 4 kere. O zaman şöyle diyebiliriz. Bakın 2A artı B'ye bu. Bu 4'ü parçalayıp mesela 2 çarpı 2 deyip 2, 2 artı B'nin üzerine salı verirsek 4A artı 2B olur mu? Olur. Yani şunu yapmaya çalışıyorum. Bakın 4'ü 2 çarpı 2 çarpı 2a artı b çarpı 2a artı b çarpı kök 3. Buradan da bak 2 ile 2a artı b çarparsam 4a artı 2b'yi veriyor. Doğru cevap buradan Ceyhan çıkmış oluyor. Aşağıda şekil 1'de verilen küp biçimindeki cisimden kare dik prizma dikkat. Ne çıkarılıyor? Kare dik prizma ve dikdörtgenler prizma şeklinde iki parça kesilip atıldığında Tamam mı? Bir kare bir de dikdörtgenler prizması şeklinde e, iki parça kesilip atılıyor. Şekil 2'deki cisim elde ediliyor. Tamam. Şekil 1'dekine göre yüzey alanındaki artışı santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Bak senin şu üstteki alanın gitti mi? Gitti bak. Üstteki alanın gitti. Ama aşağıda yine var. Şurada yine görüyorsun onu. Senin nere gitti bir de? Bak şurası bak ön ve şu arka gitti. Orası da dikkat et 2B ile B'nin çarpımından bulunuyor. Bak bura B ya 2B ile B'yi çarparsan 2B kare. 2 tane 2B kare azaldı bak tamam mı? 2 tane 2B kare azaldı burada. Üsttekinin yerine şu alttaki geldi herhangi bir azalma olmadı. Yalnız şöyle de bir artış oldu bak şu sağda ve solda kulakçıklar geldi. Görüyor musun burası normalde yoktu. Orası da B ile bakın A'nın çarpımından 2 tane AB. Yani artı 2 tane AB. Tamam. Bak yukarı ile alakalı bir bölümü bulduk. Şimdi aşağı ile alakalı bölüme gelirsem. Şurada görünen ön taraftaki şeyin yerine arka tarafta. Bak şuradaki yer var zaten. Alttaki yerin yerine o üstteki yeri göreceksiniz var. Burada sadece sağdan ve soldan bir azalma var. Orası da hani kare prizma şeklinde olduğu için. B, B, B çarpı B'den B kare 2 tane olduğu için. Eksi 2 tane b kare diyorum. Sadece orada eksi 2 b karelik azalma var. Başka da öyle bir şey yok yani. yani. Dikkatli bakmak gerekiyor arkadaşlar şeyle. Bakın o öndekinin yerine yine şu arkada var. Alttakinin yerine hemen onun üstünde yine var. Ee, o yüzden mesela hani orada bir değişiklik yok. Sadece sağdaki ve soldakinin yerine o kestiğiniz yerde orası yok. O da iki tane b kare azaldığı anlamına geliyor. Şimdi düzenleyelim. 2 b kare buradan. 4 ee, b kare buradan. 6b kare azalacak. Tamam mı? 6b kare azalacak. Şurası da 2ab artacak demiştik. Tamam. E şimdi burada ben bunu 2b parantezine alacak olursam bak. Şunu 2b çarpı eksi 3b diye bunu da 2b çarpı a diye yazabilirim. Bu, burada 2b'ler ortak çarpandır. 2b parantezinde A eksi 3B diye yazabilirim. Neden hocam? 2B ile A'yı çarptım. 2B 2B ile eksi 3B'yi içer eksi 6B kareyi veriyor mu? Veriyor. O zaman doğru cevap burada ne oldu? Denizli olmuş oldu. Bir video çözümünde burada sonuna geldik. Bir dahaki video çözümlerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.